Bir motor ileri butonuna basıldığında ileri denecektir. Stop butonuna basıldığında veya aşırı akım rölesi açma verdiğinde duracaktır. Geri butonuna basıldığında ise geri yönde dönecek. Stop butonuna basıldığında veya aşırı akım açma verdiğinde duracaktır. İleri dönerken geri butonuna basıldığında veya geri dönerken ileri butonuna basıldığında motor yön değiştirmeyecek. İleri ve geri kontaktörleri aynı anda devreye girmeyecektir. Şimdi basit bir ileri geri devresi bu. Tamam mı? İleri butonu input 0.0. 0.0 neyi çalıştıracak? Q0.10 çıkışı ne? İleri çıkışı Q0.0 mı? Evet. Gerideki input 0.1, evet. Çıkışı Q0.1. Stop butonumuz hangisi? Input 0.2. Input 0.2 stop, aşağı akım. Input 0.3. Input 0.3'te durduracak motor. Şimdi beyler bunları bir adım adım gidelim önce. Tamam. Önce input 0.0'a basıp Q0.0'a çıkış verdirelim, değil mi Niyazi? Input 0.0'a bastık, Q0.0'ı çalıştırdık. Burada kalıcı bir çalışmadan söz ediyoruz. Yani stop butonundan bahsedilmiş, aşırı akım rölesinden bahsedilmiş. Bunlar durdurma şartları. Yani kalıcı bir çalışma var. O yüzden burada setlemek mantıklı. Setledik 1-1. Q0.0'a. Bu çalışmayı sağladık mı? Sağladık. Ondan sonra bunun ikinci çalışması neydi? Stop butonuyla durdurulması. Input 0.0 stop butonu neydi? 2. Bu neyi durduracak? Q0.0'ı resetleyecek. Durdurdu mu? Durdurdu. Bir başka şart daha arıyoruz. Ne? Aşırı akım rölesine basıldığında da dursun. Şimdi ben buraya stop butonuyla birlikte aşırı akım rölesine ekleyeceğim. Kontak olarak ekleyeceğim aşırı akım rölesini. 95-96 veya 97-98 artık hangisini kullanırsanız. Burada 95-96 değil, 97-98 normalde açık kontağını kullandık. Seni mi bağlayacağım buraya, paralel bağlayacağım? Paralel bağlayacağız. Niye? Çünkü eğer seni bağlasaydık, ikisinin birden devreye girmiş olması lazım. Hem aşırı akım atması, hem de benim stop butonuna basmam lazım ki dursun. Ama aşırı akım rölesinin devreye girmesi veya stop butonuna basmak, iki şarttan bir tanesi devreyi durdurmak için yeterli olacaktır. O zaman neyi koyduk? Buraya aşırı akım, yani input 0.3'ü koyduk. Bastım çalıştırdım, bastım durdurdum. Veya aşırı akım rölesi açma yaptı, durdurdu. Diğer şartı, üçüncü şarta bakalım. Geriye bastığımız zaman geri gidecekti. Geri hangisiydi? Input 0.1, aynı devre. Q0.1'i setledi. Yine ne oldu? Input 0.0 veya input 0.3, yani aşırı akım rölesi veya aşırı akım rölesi veya stop butonu devreyi durduracaktı. Yani Q0.1'i resetleyecek bir. Input 0.2, input 0.3. Şimdi ben burada set ve reset devrelerinde altta kaç tanesini setleyeceği veya kaç tanesini resetleyeceğini yazabiliyordum. Bakın, durdurma şartı bunda da aynı. Burada da durdurma şartım aynı. Gördünüz mü? O zaman bunu yapacağımı Q0.0'ın altında 2 biti yazarım. Bu sefer ne olur? Stop butonuna bastığında veya aşırı akım rölesi açma verdiğinde ileri çalışıyorsa veya geri çalışıyorsa fark etmez. Hangisi çalışırsa çalışsın ikisini birden devre dışı bırakır. O zaman onun altına 2 yazdığım zaman benim en alt satırı koymama gerek var mı? Evet. Yok, en alt satırı kaldırdım. Şimdi başka şartlarım vardı. Bunlar neydi? İleri çalışırken gerinin veya geri çalışırken de ilerinin devreye girmemesi lazımdı. Onu da sağlarız. Yasaklama kontaklarım vardı benim. Yani Q0.1'e Q0.0'a karşılıklı kapılarını koyarız. Şimdi bakalım devre ne oldu? Input 0.0'a bastın mı? İleri çalıştı mı? Çalıştı. İleri çalıştı, çalışmasını sürdürüyor. İleri bu kontağı açar mı? Açar. Ben gelip input 0.1'e bassam dahi Q0.1 setlenmez. Tamam mı? Veya tersi de geçerlidir. Input 0.1'e bastı, Q0.1 motor geri dönmeye başladı. Bu ara şurada Q0.1 kontağını açtı. Bu kontağı açtığı için ben gelip input 0.0'a bassam dahi burayı çalıştırmaz. Yani mantık olarak devrenin daha düzenli gözükmesi için
şu en alta yazdığım üçüncü network'ü bu araya alabiliriz. Yani 2'yi alabiliriz, 2'yi de 3'ü network'ü alabiliriz. Tamam? Devre bu.